Eren Şengezer'le birlikteyiz. FX Street Avrupa Seansı Baş Analisti. Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasındaki değişikliği, bunun riski varlıklara, kriptolara, borsalara, hatta diğer enstrümanlara, altına etkisini ben soracağım. Önce şu Amerikan Merkez Bankası ne yapmak istiyor ve bu neden riskli varlıklardan kaçışa yol açtı diye hemen sözü size bırakayım Eren Bey. Öncelikle isterseniz Fed'in Ocak ayında yaptığı açıklamaların ve Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamaların özet bir değerlendirmesini yapalım isterseniz. Daha sonra oradan devam ederiz. Şimdi aslına baktığınızda Fed Ocak ayında para politikasında herhangi bir değişiklik yapmadı. Politika faizini sabit tuttu. Varlık alımlarını da Aralık ayında duyurduğu şekilde hani planına bağlı kalarak işte Mart ayı başlarında bitireceğini söyledi. Fakat basın toplantısı sırasında Powell'ın bazı söylemleri işte şahin söylem olarak algılandı. Yani bazı ifadeler sıkılaşmanın agresifleşebileceğine dair önemli sinyaller olarak alındı. Hangi ifadeler Bunları Eren Bey? birincisi istihdam piyasasına zarar vermeden faiz artışı için bayağı bir alanları olduğunu söyledi. Bu önemli bir gelişme. Çünkü daha önceki sıkılaşma süreçlerine baktığımız zaman öncelik istihdam da her zaman. Fed'in genişleme yaptığı dönemlerde istihdama dair bir toparlanma amaçlanıyordu. Bu kez istihdama zarar vermeden faiz artışı için önemli bir alanları oldukları söylendi. Bu bayağı şahin olarak algılandı. Ek olarak Mart ayında işte 50 bas puan faiz artışı olabileceğine dair bazı spekülasyonlar ortaya çıkmıştı sene başından beri. Bu sorulduğunda kendi başına yani hayır Mart ayında hiçbir şekilde biz 50 bas puan faiz arttırmayacağız gibi bir şey söylemedi. Sadece işte ne kadar faiz arttıracağımıza daha karar vermedik. Yine bu da şahin bir söylem olarak algılandı. Bir de tabii bilanço tarafı var. Normalde Ocak ayı başında yine işte Senato'da bilanço ile ilgili soru sorulduğunda sene sonuna doğru işte belki bilançoyu işte küçültmeye gideceğiz gibi bir söylemde bulunmuştu. Bu kez konuşurken ilk faiz artışının ardından hani bilanço tarafına odaklanacağız. İşte bilançoyu nasıl küçülteceğimize dair planı yapmak için de iki toplantıya ihtiyacımız var dedi. Hani bu da İşte Mart ayı arkasından Mayıs ayı sonrasında da Haziran ayında hani bir bilançoda küçülmeye gidilebileceğine dair bir açıklamanın gelebileceği düşünüldü bu söylemin ardından. Yani bunlar şahin olarak yani sıkılaşmanın agresifleşebileceği yönünde ifadeler olarak algılandı piyasalar. Piyasaların tepkisi işte gördük hepimiz. Borsalar, Amerikan borsaları özellikle. Özellikle Nasdaq hatta riske daha duyarlı bir endeks. Ciddi bir gerileme gerçekleştirdi haftanın geri kalanında. İşte Cuma günü ve Pazartesi günü biraz toparlanma oldu ama yani genel olarak risk algısı üzerinde negatif bir etkide bulundu Powell'ın bu şahin tavrı diyelim. Kriptolar zaten düşmüştü Evet. Fed'den önce. Fed'in yani son kararı, toplantı sonrasında açıklanan kararı ve Powell'ın konuşmaları öncesinde zaten düşmüştü. Orada bir özel bir hareket olmadı gibi. Öyle değil mi? Geçen haftaki karar ve Powell'ın konuşması sonrasında. Yani özel bir hareket olmadı. Yani hani bazı şahin sürprizler olsa da konuşması sırasında ama hani bu sıkılaşmanın başlayacağına dair zaten bir beklenti Kasım ayından, Aralık ayından beri oluşmuştu. Kriptolar da zaten bu dönemde geri çekilmişti. Kriptolar üzerindeki etki hani Fed'in parasal sıkılaşmaya gitmesinin kripto varlıklar üzerinde direkt bir etkisi yok. Ama tabii ki risk algısı üzerindeki etkisinden dolayı kriptolara olumsuz yansıyor bir dönemdir. Hani şu anda kriptolardaki satış da biraz yavaşlamış gibi görünüyor en azından. Fed hiçbir zaman işte biz Mart ayında faiz arttıracağız demez. İşte yakın bir zaman der. Ya da işte hani bir sonraki toplantı faiz artışı için uygun olabilir der vesaire. Ama şu anda hani piyasa Mart ayında bir en az 25 bas puan faiz artışı olacağını fiyatladı. Burası net. Ondan sonrası önemli. İşte hani bir sonraki toplantıda tekrar faiz arttıracak mı ya da nelere bakıyor olacak faiz arttırmadan önce sıkılaşma konusunda ne kadar agresif bir tavır takınacak. Önemli olan bu. Sizce Burada sizin öngörünüz nasıl? şimdi geçmişteki sıkılaşma dönemlerine baktığımız zaman Fed için durum biraz daha farklı bu kez. Çünkü geçmişte ekonominin fazla ısınmasını istemediği için Fed sıkılaşmaya gitti. Yani artık ekonominin desteğe ihtiyacı olmadığını görmüştü. En son işte 2015-2016 senesi itibariyle başlayan bir normalleşme süreci var. Bu mortgage krizi ardından
gelen resesyon, onun toparlanması ve sonra da yavaş yavaş Fed'in normalleşmeye gitmesi var. O zaman Fed'in enflasyonla ilgili herhangi bir endişesi yoktu. Fakat şu an enflasyonla ilgili ciddi bir endişe var. İstihdam piyasasında yapısal olarak Fed'in, daha doğrusu sadece Fed değil, kimsenin öngöremediği bazı değişiklikler gerçekleşiyor ve bunun uzun vadede, yani ekonomi üstünde nasıl etkide bulunabileceğine dair belirsizlikler var. İş gücüne katılım oranında düzgün bir artış yaşanmıyor. Bu pandemi sonrasında iş gücüne katılım oranı çok düşmüştü. Ardından hani Fed'in desteği, işte yine mali politika tarafından gelen destek de ekonomi canlanmış olsa da iş gücüne katılım oranında bir düzelme gerçekleşmedi henüz. Ya da istenilen düzenle gerçekleşmedi. Bunun yanında maaş enflasyonu ya da ücret enflasyonu diyelim. Ücret enflasyonu konusu Fed'in endişe duyduğu bir taraf. Çünkü şöyle, üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında tek yönlü bir ilişki yok. Üretici fiyatlarındaki artış bir süre sonra tüketici fiyatlarına yansıyor. Bunu biliyoruz. Fakat maaş enflasyonunun artıyor olması demek bunun tekrar üretici fiyatlarına yansıyacağı anlamına geliyor. Üretici fiyatları yükselmeye devam etmesi, tüketici fiyatlarının yükselmeye devam etmesine sebep olacak. Yani bir enflasyon girdabına girmekten korkuyor açıkçası. Şimdi dediğim gibi geçmiş döneme baktığımızda şu anda Fed'in içinde bulunduğu durum geçmişe göre daha farklı. Maaş enflasyonu problemi var, enflasyon problemi var. Bunun dışında global ekonomide bir durgunluk başladı. Yine koronavirüse bağlı olarak, pandemiye bağlı olarak belirsizlikler var hala. İşte Çin'in sıfır COVID politikası, bunun tedarik zincirleri üstündeki olumsuz etkisi, tedarik zincirlerindeki sıkıntının enflasyonun uzun vadede yükselmeye devam edebileceğini, yani devam ettirebileceğine dair bir korku yaratıyor olması. Bunlar risk algısını olumsuz etkili bulunan faktörler. Yani toparlamak gerekirse Fed sıkılaşmaya devam edecek. Benim görüşüm bu yönde. Fakat bunu çok agresif şekilde yapacağını ben düşünmüyorum. Özellikle Mart ayında, arkasından belki yani tekrar Mayıs ayında faiz artışları olabilir. Fakat bir noktada Fed bence maaş enflasyonunda bir gerileme olmasını bekleyecek. Bunun enflasyon artışını biraz yavaşlatmasını umut ediyorlar bence. Ve arkasından hani normalleşme süreci devam edecek ama çok agresif bir sıkılaşma olmasını beklemiyorum ben. Peki bunun piyasalardaki etkisini tek tek size soracağım. Şimdi dolar endeksi, dolar bir kere bundan nasıl etkilenecek? 2022 yılında dolarda yani pek çok kişinin beklediği gibi bütün dünyada bir güçlenme görecek miyiz? Kısa vadede derken senenin ilk yarısında ben dolardaki güç artışının devam edebileceğini düşünüyorum. Fed'in yani arz tarafından bir güç artışı gerçekleşecek. Yani dolar arzının azalmasıyla işte doların diğer majör para birimlerine karşı kuvvet kazanmaya devam etmesini bekliyorum. Fakat senenin ikinci yarısında eğer işler Fed'in istediği gibi gerçekleşirse, hani maaş enflasyonundaki artış yavaşlarsa, tüketici enflasyonundaki artış yavaşlarsa, daha sonra burada bir gevşeme olabileceğini düşünüyorum ben senenin ikinci yarısında. Bir de yine göz önünde bulundurulması gereken bir durum daha var. Kasım ayında ABD'de ara seçimler gerçekleşecek. Evet. Genelde Fed ara seçimler öncesinde para politikasında değişiklik yapmaktan kaçınır. Hani siyasi bir duruş sergilendiğine dair eleştiri almak istemediği için. İşte. O yüzden benim görüşüm senin ikinci yarısında Fed'in biraz daha nötr bir hale geleceği, biraz daha hani veri bekleyip verilere odaklanacağı yönünde ben öyle olacağını düşünüyorum senin ikinci yarısında. Yani o yüzden doların yani o yüzden doların ikinci yarıda, senenin ikinci yarısında biraz gevşeyebileceğini düşünüyorsunuz sanıyorum. Evet, yani senenin ikinci yarısına kadar bir süre daha özellikle hani biraz daha Çin ekonomisine ve riske duyarlı işte Avustralya doları, Yeni Zelanda doları gibi para birimleri ne karşı kuvvet kazanmaya devam edebileceğini düşünüyorum. Senin ilk yarısında yine Euro'ya karşı biraz daha değer kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa Merkez Bankası Fed'e kıyasla daha az agresif bir sıkılaşma planı çiziyor gibi görünüyor şu anda. O yüzden hani riske duyarlı para birimlerini işte Euro'ya karşı vesaire hani doların bir süre daha değer kazanabileceğini düşünüyorum. Fakat bunun senenin ikinci yarısında Fed'in biraz daha nötr bir hale almasıyla gevşeyebileceğini düşünüyorum tekrar. Orada bir seviye öngörünüz var mı? Euro dolarda? Şu anda alt sınırına yakın
olduğunu düşünüyorum ben Euro-Dolar paritesinin. Bu sene içerisinde hareket edebileceği aralığın alt sınırına yakın olduğunu düşünüyorum. Ama hani 1.10'lara kadar bir gevşeme de mümkün bence. Bundan sonra tekrar işte 1.15'lere, 1.16'lara senenin ikinci yarısında tekrar toparlanması muhtemel. Altın için öngörünüz nasıl? Yani bu altın şimdi biraz gevşedi yine Fed'in kararıyla. Sizce orada nasıl bir hareket görürüz bu yıl? Koronavirüs, ya pandemi krizinin arkasından altının 10 yıllık ABD tahvilleriyle ciddi bir tahvil getirileriyle daha doğrusu ciddi bir pozitif korelasyonu var. Bu korelasyonun 2021 senesinde de gözlemledik. Şu an için de devam ediyor. Hani altında toparlanma gördüğümüz zaman 10 yıllık tahvil getirilerinde bir geri çekilme görüyoruz ya da tam tersi oluyor. İşte 10 yıllık tahvil getirileri yükselirken. Şimdi Fed'in sıkılaşmaya devam etmesi demek tahvil faizlerinde bir süre tahvil getirilerinde bir süre daha artmaya devam edeceği anlamına geliyor bence. Yani bu altın üzerinde biraz baskı oluşturabilir önümüzdeki aylarda. Fakat baktığımızda hani ons altın fiyatı 1700-1900 dolar arasındaki bir bantta hareket ediyor bir süredir. Bu bandın altına inmesinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum ben. Eğer altında bir geri çekilme olacaksa da hani bu bandın alt tarafına doğru olabilir diye tahmin ediyorum. Yukarıya doğru bir hareket beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla. 2000 doların üstü ons altında. Yani şu anda söylemek zor ama yani işte dediğim gibi eğer Fed sıkılaşma konusunda biraz daha nötr bir tavır sergilerse senin ikinci yarısında hani altında da bir toparlama görülür. Çünkü yine geçmişe baktığımızda Fed'in sıkılaşma yaptığı dönemlerde altının daha ziyade yatay bir hareket ettiğini görüyoruz. Arkasından sıkılaşmanın yumuşamaya başladığı dönemlerde altında bir toparlanma oluyor genelde. Geçmişte bunun böyle gerçekleştiğini gördük. Yine aynı şey beklenebilir ama işte dediğim gibi yani bunun gerçekleşmesi için Fed'in özellikle maaş enflasyonu, enflasyon konusunda beklediklerini görmesi lazım. Altını sordum, doları sordum, kriptoları da soracağım. Peki bu Fed'in uygulayacağı politikalar, yani yılın geri kalanında kriptoları nasıl etkiler sizce? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hani kripto varlıkların enflasyona karşı bir hedge olarak ya da işte bir korunma aracı olarak kullanılabileceğine dair bir tez mi diyelim artık? Yani öyle bir görüş var. Ben buna katılmıyorum açıkçası. Bir yatırım aracının enflasyona karşı hedge olarak kullanılabilmesi için hani çok daha az hareketli olması lazım bir kere. Hani kriptolar çok hareketli. O yüzden enflasyona karşı korunmak için kripto hani yani 60 binin üstündeki bir Bitcoin'in 40 binin altına düşmesi şimdi hangi enflasyona karşı koruyor kimi? Hani yani ben o fikre çok katılmıyorum. Şey argümanlarının da farkındayım işte. Hani Bitcoin'in arzı sınırlı olduğu için işte Bitcoin'deki arz artışının hani sistematik olarak yavaşlayan bir şekilde devam edeceği vesaire. Bunların hani Bitcoin'in doğası gereği enflasyon karşıtı olduğuna dair argümanlar var. Bunların da farkındayım. Teknik olarak doğru da olabilir ama hani bu piyasaların biraz daha olgunlaşması lazım bence. Hani enflasyona karşı bir koruma aracı olarak kullanılabilmeleri için daha o olgunlukta değiller bence. Birkaç aydır kripto varlıkların yani tabii hepsinden bahsetmek kolay değil ama tabii Bitcoin'den bahsedebiliriz mesela. İşte mesela Nasdaq'la ciddi bir pozitif korelasyon gösterdiğini biliyoruz. Nasdaq teknoloji ağırlıklı, riske duyarlı bir endeks. İşte kripto varlıklar da demek böyle ki hani pozitif bir korelasyon var. Yani kriptolara geldiğimizde bence şöyle risk algısının biraz daha iyileşmesi lazım. Kriptoların tekrar değer kazanması için. Şu anda hani riskten kaçışın etkin olduğu dönemlerde kriptoların çok fazla değer kazanmasını ben beklemiyorum açıkçası. Hani kriptolardaki geri çekilmeden önce kriptolar bir kere niye bu kadar arttı bunu düşünmek lazım. Hani bence asıl önemli olan soru bu. İşte pandemi döneminde kripto varlıklar FX'e kıyasla ya da ne bileyim işte CFD'lere kıyasla ya da işte borsa kağıtlarına kıyasla çok daha erişilebilir hale geldi. İşte sosyal medyadaki kriptoların sosyal medya üzerinde çektiği ilgi vesaire. Hani kriptolar çok daha ne bileyim 90'lardaki hisse senetleri gibi yani biraz daha onlara ilgi arttı. İşte insanların yapacak bir şeyi yoktu. Amerika'dan bahsediyorum tabii yani. İşte ellerine gelen nakit paralar vardı. Çalışmıyorlar. Ellerinde nakit paralar var. En kolay ulaşılabilir. En fazla hani en kolay bilgiye ulaşabilecekleri
en fazla spekülasyonun olduğu varlıklar kriptolardı. Yani kriptoların yükselmesindeki sebep biraz spekülatifti benim görüşüm. O yüzden şu anda geri çekiliyor olmaları insanların genel olarak risk algısındaki değişime bağlı bence. Yani kriptoları temel taraftan değerlendirmek kolay değil çünkü. Düşüşün bir süre daha devam etmesini bekliyorum ben. Tabii burada şeyler var. Yani işte hani Bitcoin'de özellikle chain üstünde yapılan analizler var. İşte network üstündeki aktiviteye dair yapılan analizler var. Hani bu analizlerin bazıları aslında satışın sonlanabildiğini ya da işte satışın sonlarına gelindiğine dair önemli sinyaller olduğu söyleniyor. Hani şöyle bir gerçek var. Yüksek kazanç potansiyeli olan varlıklar yüksek risk taşıyor. Her zaman bu böyle. Kriptolar da bu kategoriye dahil bence. O yüzden risk algısında ciddi bir düzelme olmadan kriptoların tekrar ciddi bir hani yükseliş trendi içerisine girmesinin kolay olduğunu düşünmüyorum ben. Yani işte yine hani özetlememiz gerekirse Çin'in sıfır Covid politikası, bunun tedarik zincirleri üstündeki olumsuz etkisi, tedarik zincirlerindeki sıkışıklığın enflasyon üstündeki olumsuz etkisi, yine Amerika'da daha önceki sıkılaşma dönemlerinde görmediğimiz yüksek ücret enflasyonu. Hani bunlar şu anda enflasyonun bir süre daha artacağını, ekonomik büyümenin hız kazanmakta zorlanacağına dair önemli göstergeler. Bunların senenin ikinci yarısında biraz daha iyimser bir gelişme göstermesi halinde risk iştahları mutlaka tekrar bir düzelme olacaktır. Ama ben önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum açıkçası. Eren Bey, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.